Gençler merhaba. Biliyorsunuz okulumuzdan her sene bu dönemde biz hedef çalışması yaparız. Bu sene sizin hedef çalışmanızı seminer şeklinde değil de video çekerek yollamak istedim. Daha fazla kişiye ulaşmak adı altında. Neden bu dönemde yapıyoruz? Çünkü YÖK Atlas verilerini genelde Kasım ayında güncelliyor. Geçen hafta WhatsApp gruplarında da paylaşmıştım. Bu sene 2020 verilerini de artık girildi. Fakat YÖK Atlas'ta lisans tercihi kısmında baktığınızda sıralamalar tam olarak çıkmıyor. O yüzden ben size YÖK Atlas'ta bunu daha rahat nasıl bulabiliriz ile ilgili bir video çekmek istedim. Hem de hedeflerinizi oluşturmak, doğru hedefler koyabilmek altında da size bir rehber olmasını amaçlıyorum bu videodan. Öncelikle bir ekran paylaşımı yapalım. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. 2019 yılında YÖK Atlas'ta zaten yeni eklenen bir buton var. Burada üniversitelerimizle ilgili. İsterseniz kısaca oradan bahsedeyim size. Burada üniversitelerimiz var. Burada istediğiniz üniversiteyi arayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne giriyorum. Burada üniversitenin detaylarına girebiliyorsunuz. Buradan üniversitenin web sitesine kısa hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir detayına girelim. Üniversite detayına girdiğinizde burada üniversiteyle ilgili spor tesisleri, spor takımları, öğrenci toplulukları, yurt kapasitesi, laboratuvarlar, yüz ölçümü vesaire gibi genel hatlarıyla bilgiler var. En altında ise toplam öğretim elemanları ne kadar, işte kaçı profesör, kaçı doçent gibi bilgilere de en alt kısımdan ulaşabiliyorsunuz. Evet, yukarı çıkalım. Buradan da hızlı bir şekilde üniversitenin sitesine girebiliyoruz. İsterseniz buradan böyle Türkçe yapabilirsiniz. Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin biliyorsunuz iki kampüsü var. Birisi Ankara'da, birisi Kıbrıs'ta. Bu şekilde arkadaşlar üniversiteden de gerekli sitesinden araştırmaları da hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, isterseniz buradan çıkalım hızlı bir şekilde. Evet, mesela şöyle bir araştırma yapılabilir. Mesela Ankara'daki bütün üniversiteler nelerdir merak ediyorsunuz. Buradan da şu kısmı sitede Ankara'daki üniversiteler çıkabiliyor. Yanlarında Devlet Üniversitesi'nde, Vakıf Üniversitesi'nde yazıyor. Siz bu hani üniversite bilgilerinde burada rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan da isterseniz sadece devletleri isteyip onları sıralayabilirsiniz. Ankara'daki üniversite. Bu istediğiniz il ya da istediğiniz devlet üniversitenin sıralamasında da size yardımcı olacaktır. Evet, YÖK Atlas'taki üniversitelerimiz kısmında bu detaylar mevcut. Bazen burada sanal işte üniversite turları olabiliyor. Bu şekilde burayı inceleyebilirsiniz. Bizim en çok kullandığımız şeylerden birisi tercih sayfası. Lisans tercih sayfasına giriyorum. Buradan sayısını seçiyorum. Şurada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Evet, 2020 verileri güncellendi. Fakat bizim burada 2020 verileri kırmızı ile gösteriliyor. Fakat gördüğünüz üzere 2020 verilerinin başarı sıralamaları kısmı bu butonda sıralanmamış. Ama bizim şekilde ulaşmamız lazım. Güncellenirse kadar size şöyle kısaca göstereyim nasıl yapabiliriz. Örneğin bir şuradan tıklayalım. Tıp fakültelerine gelelim. En yakın olan Eskişehir'den. İsterseniz hareket edelim. Evet, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde 2019 yılı morla gösterilen kısım 2019 yılında 7089 sıralamayla en son giren öğrenci girmiş. Bu arada bu üniversite akredite, bu yıldızı görüyorsanız o akredite olduğunu gösteriyor. Evet, şuraya gelip sağ sekmede girdiğimizde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin bu yıl 2020 yılında en son giren öğrencinin sıralaması 7372 şeklinde görünüyor arkadaşlar. Bunu da hangi netlerle buraya girdiğini görmek istiyorsanız buradan bu oraya girenlerin ortalama netleri buradan ise tüm tıp programlarının ve sıralamalarına bakabilirsiniz. Ve üniversiteye geldiğinizde gene buraya Eskişehir yazıp üniversitede 2020
20'de en son giren kişinin niyetlerine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bakın isterseniz hep birlikte. 31.50 Türkçe, Sosyal 14.50, Matematik TYT 38.75, TYT Fen 16.25, AYT'ye geçiyorum. Matematik 40'da 40, Fizik 11.50, Kimya 10.50, AYT Biyoloji ise 13 şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde görebiliyoruz. İsterseniz size şöyle bir şey daha göstereyim. Mesela bu Eskişehir hedefinde olan bir öğrenci için söylüyorum. Eskişehir Üniversitesi'ne gelip en alt kısımda bu bölümde kaç tane profesör olduğunu en altta biliyorsunuz. Tekrar şöyle göstereyim. En altta geliyorsunuz buradan. Kaç öğretim üyesi olduğunu buradan bakabiliyorsunuz. 140 tane profesör, doçent 39, doktor öğretim üyesi de 62 şeklinde bilgiler var. Kaç öğrenci kayıtlı, mezun öğrenci sayısı, değişimine gelen öğrenci var mı, gelen öğrenci varmış, hangi kapsamda, Farabi kapsamında, Erasmus, Farabi, Mevlana gibi kapsamlar var. Bu kapsamlardan Farabi olanından 12 kişi gelmiş. Yatay geçişle üniversiteden gelen ya da gidenler var. Bu yatay geçişle ilgili bilgilendirmeyi zaten ben size dönemin başında yüz yüzeyken anlatmıştım. Burada da inceleyeceğiniz kısımda ilgili yok atlastaki kısımda tam anlattığım yerde burası arkadaşlar. Bunları da inceleyebilirsiniz. Bu şekilde son gelen kişinin profilinden tutun. Nerelerden bu üniversitenin bu bölümüne gelenler var ya da okul birincisi olarak nerelerden gelmiş bunları görebiliyorsunuz. Ya da işte genel bilgilerinden başarı sıralamasına kadar her türlü bilgiyi buradan görebiliyoruz. Tıp fakültesi için böyle bir örneklendirme yapmış olalım. Yine geliyoruz tercih sayfası, Bizans sayfasından. Örneğin mühendislik düşünen bir arkadaşımız için yapıyorum. Bilgisayar düşünelim. Bilgisayarda mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğine geliyorum. Evet, buradan bakalım. 2019 verisine 1488 de kapatmış en son kişinin yaptığı sıralama. Buradan geldiğimizde 2020'nin sıralamasında ise son giren kişinin sıralaması 1178'e öne çekmiş biraz. Bu şekilde görebiliyoruz. Peki bu kişi kaç net yapmış? Tekrardan buradan geldim. Buraya tıkladım. Bilgisayar mühendisliği ile ilgili bütün netler aşağı doğru sıralandı demişler. Buradan da yine aynı yere Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği İngilizce olan kısma geldim. Ne yapmış bu arkadaşımız? 2020'de Türkçe'de 37.50, sosyalde 16.25, matematikte 37.50, fende 18.75, ayrı matematikte 40'da 40, fizik 12.75, kimya 13, biyoloji ise 11.75 şeklinde karşımıza geliyor. Şöyle yapalım. Üniversite istiyoruz herifimiz bu. Üniversiteyle ilgili kaç tane profesör geliyor, doçent geliyor. Bunlarla ilgili bilgiyi buradan aldım. Değişim programları var mı? Giden, Erasmus'ta giden 4 kişi, gelen 1 kişi var. Yatay geçiş yapılabilme, bakın. Size bahsetmiştim bunu daha önceden de. Yatay geçişte ilgili olan kısımdaki bilgilere de buradan ulaşabiliyoruz gençler. Tamam. Evet. Şimdi normalde YouCatlas'ın güncellendiğinde, yani tamamen güncellendiğinde, şu anda eksik bir güncelleme var çünkü sayısal kısmına girdiğimizde burada bütün 2020 verileri tık 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 düşmesi gerekiyor. İşte düşmediği için biz bunu çok daha net göremediğimiz için benim anlattığım tarzı kullanırsanız daha kısa bir şekilde hedeflerinizin kaç günü kapandığı ya da hangi netlerle oraya gidebileceğinizle ilgili bilgilere kısa bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu neden önemli?
Bugün Üsküdar Üniversitesi'nden Ece Hocam da anlattı motivasyonla ilgili çalışmayı. Gençler evet dış motivasyon, iç motivasyon olarak ikiye ayrılıyor motivasyon. Önemli olan sizin iç motivasyonunuzun, iç kontrolünüzün, otokontrolünüzün çok iyi olması gerekiyor. Çünkü diğer motivasyonlar geçici ve değişkenlik gösterebilir. O yüzden sizin hedefleriniz en büyük motivasyonunuz. Hangi üniversite istiyorsun? Sen 10 yıl sonra hangi mesleği, hangi insanlarla birlikte olmayı, nasıl bir yaşam tarzının olması, hangi işle uğraşıyor olduğunu şu anki adımların belli edecek ve sen devamlı hedeflerini düşünmek zorundasın ve bu hedeflerindeki en büyük basamaklardan birisi sınav ve sınavın netleri ise eğer senin uğraşacağın şeyler tamamen buradan başlıyor. Evet, o yüzden siz isterseniz birkaç arkadaşınızın istediği bir şey, bir bölümü düşünelim. Mesela, ha bu arada şunu da göstereyim. Mesela tıp fakültesi yazdık. Geçen sıralama olmadığı için şöyle araştırdım. Tıp fakültesinde Kastamonu'ya bakalım. Bakın geçen sene 2019, 18 ve 17 verilerinde 14 bin ile 15 bin arasında Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi kapatmış. Ama bu yıl ne olmuş bakıyoruz şimdi birlikte. Açtım. Son yerleşen profile bakıyorum. Ve gördüğünüz gibi 22.750 gibi bir sıralamayla kapatmış. Buradan da çok rahat bir şekilde netlerine bakabiliyorsunuz. Bu net ortalamaları oraya giren bütün öğrencilerin net ortalama. Ama diğer kısmı size anlattığım şu kısımda baktığınız zaman burada ise o öğrencinin son giren kişinin profilini gösteriyor. İsterseniz buradan ona da şu şekilde bakabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi biraz daha AYT'si daha iyi. Şuradan Türkçesi mesela gösteriyorum şu anda size. 23.75, sosyal 11.25, matematik 11.75, PTK'nin ise 13. AYT'de ise matematikte 38, fizikte 13, kimyada 13, biyolojide ise 11.75 gibi bir net yapmış. Ama öğrencinin şurada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey, ODD'si biraz yüksek. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu sayıyı 5'e böldüğümüzde sizin diploma, yani lise son diploma notunuzu gösteriyor. O da sabit bilgi olmuş olsun sizler için. Evet gençler, bu şekilde yok adlısı inceleyip neler yapabilirim, TRT'den denetim olması gerekiyor, ben denemelerde nasıl gidiyorum, öncelik sıram ne olmalı, buna göre doğru düzgün bir yol haritası çizmek istiyorsanız bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir inceleme yapmamız gerekiyor. Tabii şunu söyleyeyim, eğer zaten Mukatlas bahsettiğim şu veriyi düzgün bir şekilde güncelleyecektir. O güncelleme işlemimiz çok daha rahat. Buradan tık 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 görebileceğiz. Ama o görevliye kadar da biz şimdiden en azından hızlı bir şekilde bilgilere ulaşalım. Az önce söylediğim gibi bunlar yıldızlar aktivite olduğunu gösteriyor üniversitelerin. Üniversitenin değil çok özür diliyor. Bölümün aktivite olduğunu gösteriyor. Evet mesela isterseniz bir tane daha şuradan bakalım. Bilgisayar mühendisliğe baktık, tık baktık. Ne bakabiliriz? Diş bakabiliriz. Diş hekimliği nereye bakalım? Ege'ye bakalım. Malum Ege'deyiz. Burada Ege Üniversitesi'nden olsun. Ege Üniversitesi diş hekimliği genelde 16 bin, 18 binle kapatmış. Ondan önceki yıllar 16 binmiş. Bu yıl ne olmuş bakıyoruz son kişinin profiline. Bu yıl sıralama 21.372 şeklinde bir değişkenlik göstermiş arkadaşlar. Şuradan az önce gösterdiğim gibi evet buraya girip bütün diş hekimlikleri netlerini aşağı doğru görebiliyoruz. Buradan da Ege yazdığımızda Ege Üniversitesi'ne ait bütün bu diş hekimliğine ait veri çıkıyor. Buradan da netleri inceleyebilirsiniz. Yine aşağı inelim. Şuradan Ege Üniversitesi diş hekimliği ile ilgili kaç profesör var?
kaç doçent, kaç doktor, öğretim üyesi var. Bunlarla ilgili de bilgileri buradan bakabiliriz. Yatay geçiş imkanı buraya oluyor mu ya da buradan gidebiliyor muyum gibi de soru işaretleriniz varsa da çok net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, diş hekiminin içinde böyle bir örneklem olsun elimizde. Başka ne olabilir? İsterseniz şuradan bir tane daha, birkaç tane daha yapalım. Geldik. Öğrencinin hedefi. Evet, tercih sırasına geldim. En üst üniversiteye. Neresi? Teknik bir üniversite istediğim için teknik yazıyorum. En baş İstanbul Teknik Üniversitesi çıktı. Evet, oraya bir tıklayalım. İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce Endüstri Üniversitesi 5726 ile kapatmış. Bu sene çok değişmemiş gördüm. İsterseniz bakalım birlikte de. Evet, 5776 gibi bir sıralama karşımıza çıkıyor. Yine buradan geri öğrencinin netlerine de buradan bakabiliyoruz. Şuradan göstereyim hemen. Evet, şu da öğrencinin netleri. Tek tek saymıyorum. Videoyu durdurup bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Hedefinize yakın bir yerse. Evet, bu şekilde bir örnekten de Endüstri Üniversitesi için olsun. İsterseniz son olarak da videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü. Eczacılık için yapalım. Evet, eczacılıkta nereye düşünelim? Hacettepe'ye girelim isterseniz. Devlet'te biliyorsunuz Hacettepe. Ha, burada bu arada şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Buradan devlet diye seçebiliyorsunuz isterseniz. Sadece devlet kalıyor. Devlet üniversitelerindeki sıralama çıkıyor. Diğer türlü seç kısmında kalırsa devlet, vakıf, TC'de, Kıbrıs'taki bütün üniversiteler çıkabiliyor. Buradan tekrardan neye bakıyoruz? Evet, profiline bakalım. Şöyle yapalım. 2019'da 30 binle kapatmış Hacettepe Eczacılık. Gelelim 2020'de ne olmuş? 31.867 gibi bir sıralamaya sahip olmuş. Buradan netlerine bakmak isterseniz tekrar gösteriyorum. Hacettepe. Bütün eczacılıklar çıkacak şimdi. Evet, isterseniz buradan yine devlet deyip Hacettepe'yi bu şekilde gözlemleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde buraya tıkladığınızda üniversitedeki öğretim üyelerine bakabiliyoruz. Evet, değişim programları. Bakın Erasmus'la buraya giden olmuş, buradan giden olmuş. Hep bahsediyoruz yani yurt dışı deneyim anlamında. Giden olmuş. Yatay geçiş anlamında neler olmuş. 2018-2019 verileri var. Bu şekilde de bu maddeleri de incelemekte fayda var. Ona göre de yatay geçiş şartları olabiliyor. Evet, YÖK Atlas böyle kapsamlı. YÖK'ün kendisinin oluşturduğu harika bir rehber. Buradan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tercih döneminde de kesinlikle zaten buradan destek alıyorum ben de öğrencilerime. O zamanlar gelsin inşallah, tercihlerinizi çok güzel yapacağız. Bu şekilde gençler. Bu arada ne sırasına gelip direkt buradan istediğiniz bölüm ne olabilir? Gene tıktan hareket ediyorum. Tıkı yazıyorsunuz. Buradan geldik. Burada da bütün netler, 2020 verilerine ait bütün netler çıkıyor gençler. Şöyle bir inceleme yapalım. Hani dönemin başında bizim okulun sıralamalarındaki denetlerini sizinle paylaşmıştım. AYT'deki değişiklikler, TYT'deki değişiklikler vesaireyle ilgili. Bakın isterseniz birlikte de göz atalım. Burada görüyorsunuz. Şurada çok bariz bir şey. Yani şu hakikaten gözümüzden kaçmaması gereken bir şey. AYT matematiğe bakıyorum ve şöyle indiğinde, şuraya bir dakika devlet yapalım isterseniz daha rahat olsun. Evet. İndiğinde aşağıya doğru bakın. 40, 38, 37, 36 ve şu anda görebildiğim en düşük 35. Bu sınıfta da 35. Burada 50 kayıt var.
ve bu kayıt içerisinde 50 üniversitede en düşük 35. Harika matematik görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde fiziğe bakın. O da öyle yüksek. Biyoloji, kimya, fizik. Yani AYT'deki kısmı bu şekilde inceleyin. Ne yapmanız gerektiği tamamen burada açık size. Her şey çok net. Ne kadar net yapmanız gerekiyor. Ortalama ne yaparsanız iyi bir üniversiteye, iyi bir bölüme gidebilirsiniz. Çok net. O yüzden lütfen doğru şekilde inceleyelim, araştıralım ve buna göre hareket edelim. Evet, TYT Türkçe'ye bakabiliriz buradan. Bu şekilde. TYT Matematiğe bakabiliriz en yukarıdan aşağıya. Bakın ne kadar yüksek. Yapılamaz mı? Yapılır. Bunların arasında öğrencilerimiz de var. Lütfen kendinize biraz güvenin. Hala zamanımız var, 6 ayımız var. Bir şeyler değiştirmek tamamen sizin elinizde. Biz şu an size sadece rehberlik yapabiliyoruz. Ama siz elinizden geleni yaparsanız başarılmayacak bir şey değil. Nasıl geçen sene başarılı, bu sene de en güzelini yapacağımıza inanıyoruz zaten. Tekrar söylüyorum. Önemli olan içsel motivasyondur. Bu netler çok önemli. Bunları çıkartıp devamlı göreceğiniz yerlere asmanız gerekiyor. Ben bu üniversiteyi istiyorum ve bu netleri yapacağım gibi kendinizi sık sık terkinde bulunmanız ve bu doğrultuda çalışmanız. Öncelik sıralarınızı bu ders ve çalışmalara göre şekillendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Başka benim size bahsetmek istediğim eczacılıktan bahsettik. Birkaç tane tıp, diş ve mühendislikten bahsettim arkadaşlar. Bu şekilde YÖK Atlas'ı inceleyebilirsiniz. YÖK Atlas dediğim gibi çok güzel bir rehber. Biz bunu doğru incelersek üniversitelerle ilgili bir fikir sahibi olabiliriz. Çünkü biliyorsunuz üniversitedeki yaşamanız, üniversitenizin kalitesi de çok önemli. Mesleğe de çok büyük etken. Bunun için araştırmakta fayda var. Dediğim gibi her zaman ben 7/24 ulaşabileceğiniz şekilde arayabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz, çağrı atın, geri döneceğim. Bu konuda elimden gelenini yapmaya hazırım. Lütfen hedeflerinizi belirleyin ve ona göre hareket edin. Başarılar diliyorum, sağlık diliyorum, en yakın zamanda yüz yüze görüşmeyi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın gençler, hoşça kalın, hepinizi öpüyorum, sağlıcakla.